Arkadaşlar herkese selamlar ve sevgiler. İYA turumuz devam ediyor. İrizar İ6'nın yanındayız. Ülkemizde birkaç kez çektim ama bu biraz daha farklı. Burada kamerası vesairesi mevcut aracın. Mirror cam yani. Sonradan çevrilmiş benim anladığım kadarıyla. Valla aracı çekmek için sabahtan beri burada yetkili birini arıyoruz. Sonunda bulduk çok şükür. Burada yalnız mercek farlarımız var. Benim dikkatimi çekti. Onun dışında dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bu araba. Burada kamerası var. İşte burada da radarı vesairesi mevcut. Benim anladığım kadarıyla bu araba sonradan çevrilmiş Scania tarafından. Onun da bilgisini sizlere ben vermiş olayım. Yan tarafına geldiğimiz zaman aynasız olması İrizar'ı birazcık böyle heybetini sanki söndürmüş gibi. Yani otobüs dediğinin bence aynası olmalı ama artık bunlara yavaş yavaş gözümüz alışacak mecburen. Onun dışında 14.4 metrelik bir uzunluğu var. Zaten bütün böyle teknik detayları bu kartlarda yazıyor. İsterseniz durdurabilirsiniz. Teknik detayları sizi boğmadan göstermek istiyorum. Burada kör nokta uyarı sistemlerimiz var. Bunları zaten diğer araçlardan, hani Mercedes'in yapmış olduğu araçlarda aşinayız. Bagajları otomatik. Bunun özellikle Ulusoy'da ben çekmiştim, orada size göstermiştim. 3 akslı araç zaten 14.4 metre. Burada çoğunlukla 3 akslı araç kullanıyorlar. Yere daha iyi bastığı için ben sormuştum çünkü mühendise neden 3 akslı araç sürekli kullanıyoruz. Çünkü 12 metre 3 akslı araç gördüm ben burada. Onlar da yere daha iyi bastığı için kullanıyoruz demişlerdi. Burada da yine Scania'nın bayrağı var. Bu aracı Scania döndürdüğü için tabii, yani dönüştürdüğü için her tarafa kendi logosunu koymuş. Park sensörlerimiz var arkada. Yine tabii ki yukarıda bir kameramız var. Gizli bir kamera mı? Gizli değil gerçi, bildiğiniz normal bir kamera var. Tasarımı anlatmışım. İşi de farklı. Gene şimdi içerisine bir geçelim. Evet, burada koltuk mandallı mı acaba dedim ama sertmiş. Böyle bir personel koltuğumuz var. Yarısı deri. Ortası da bez. Şurada da bir dolabımız yer alıyor. Bölme diyeyim. Şurada da yine buzdolabı var aracın. Buzdolabı da iyiymiş ya. Önde mevcut genelde zaten araçlarınki önde oluyor. Aracın az önce kokpiti kapalıydı. Vallahi söyledik, açtılar sağ olsunlar. Size buradaki mirror cam'leri göstermek istedik. Görüş açıları bu şekilde. Yani şu mirror cam'lerin kamera çözünürlüğü bana biraz sanki şey geliyor. Düşük geliyor. Yani sadece bu marka bazında değil, genel olarak biraz düşük geliyor. Şurada bir geniş açı kamera var mesela. Şurada da normal standart kamera var. Tabi yolda giderken bunu daha rahat anlarız. O yüzden mirror cam'leri hali hazırda kullanan kaptanlarımız yorum olarak yazabilirler iyi mi kötü mü. Direksiyon tabii ki Scania'nın kendi direksiyonu. Scania üretimi olduğu için. Bu arada İrizar bir kasa üreticisi. Müşteri gidiyor, diyor ki ben diyor Scania istiyorum diyor. Scania altyapısıyla yapıyorlar veya şöyle istiyorum diyor, başka bir markayla yapıyorlar. Volkswagen bile aslında İrizar'ı üretiyor isteğe göre. Yalnız burada ekranımız güzel. Ben gösterge panelini beğendim. Ortası dijital, yan taraflar normal analog. Ortadaki veriler de yine dijital geliyor. Farklı bir tasarım olmuş. Scania'nın böyle bir tırı, galiba Scania'nın tırları da böyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Tırları çok çekmediğim için hatırlamayabiliyorum. Burada da önde tamponun oradaki size gösterdiğim kameradaki görüntüyü buradan görebiliyorsunuz. Yine sol tarafta burada İrizar'ın yine kontrol ekranı var. Park frenimiz burada. Şurada yine burası düğme cenneti olmuş resmen. Bir sürü düğme var. Tuvaleti açıyorsunuz, ışıkları açıyorsunuz. Yolcu ışıklandırması, üst işte yine aynı şekilde kokpitin ışıklandırması. Neredeyse bütün böyle düğmeleri buraya koymuşlar diyebilirim. Direksiyonumuz deri. Oldukça güzel. Ekranda Almanca. Aracın yüksekliği de 3.7 metre. Yani Trafico'dan 20 santim daha alçak. Radyo panelimiz burada. Ekran otomatik kapantı geldiğini herhangi bir hamle olmayınca, hani akü vesaire bitmesin diye. Zaten göstergesi tekrardan açmamıza gerek yok. Şöyle bunu tekrar yukarıya kaldıralım. Aldığımız gibi bırakalım. Takos da burada yer alıyor. Şurada düğmeleri de göstereyim size. Mesela şerit, hani şerit takibi açıp kapatabiliyorsunuz. İşte indirme kaldırma, sağ yatsın mı yatmasın mı? Bu tarz detayları da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Otomatik şanzımanın kumandası da burada yer alıyor. Aynı zamanda retarderin kumandası bu da. Vallahi güzel olmuş, beğendim. Şoför koltuğu da gayet güzel. Ya İrizar'ın açıkçası iç kısmı bana, benim çok hoşuma gidiyor. Tavan tasarımı vesaire gerçekten çok güzel. Burası adeta uçağı andırıyor. Şöyle biraz sert açılıyor bunlar. Ben fazla kıyamıyorum otobüse ama buralar biraz sert açılıyor. Yolcu üstü paneli gayet güzel. Numaralar burada yazıyor işte. Buradan klimayı açıyorsunuz. Servisi çağırıyorsunuz. Işıklarını da dokunmatik bu arada bu da. Işıklarını açıp kapatabiliyorsunuz. Aracın yenilendiği gerçekten belli oluyor. Yolcu diz mesafesi muazzam. Vallahi muazzam ha. Bu, yani 1.91 bence burada rahatça oturabilir. Koltuklar da rahat. Ben beğendim koltukları. Şu
Dolaba doğru gidelim. Size buradaki dolabı da göstereyim. Tabi burada dolap yok. Dolap sadece önde var. Burası normal. Zaten bunların üreticisi genelde sabit oluyor. Bu şekilde burayı göstermiş olduk. Şurada bir masa var. Karşılıklı koltuklar var. Yani VIP yapılmış. Ben çok beğendim onu. Bunu yolculuk yapmak isterim. Şurada da tuvalet var. Tuvaleti son kez size göstereyim. Ondan sonra videomuzu ufak ufak bitiririz. Tuvalet. Bu arada size bir soru. Otobüslerde sizce tuvalet olmalı mı, olmamalı mı? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Aracımız bu şekilde. Benim çok hoşuma gitti. Irizar'ın klasik yolcu üstü bilgi ekranı vesaire orada yer alıyor. Başka herhangi bir televizyon yok. Görmüş olduğunuz gibi sizin de. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Fuar videolarımızın devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.